Vay be. Tersinden ama pismiş ha. Ya ablam da hep sinirli. Acaba siz bizim oralardan alabilir misiniz ya? Ne oldu? Kötü bir şey mi söyledim ben? Yok. Yani Ahmet abiye gerçekten çok benziyorsunuz da. Abi mi? Ya bana da abi demeyeceksin değil mi? İnşallah. Yok demem. Yani işte çocukluğumdan beri tanıdığım için Ahmet abiyi alışkanlık oldu herhalde. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Ya Cemre biz bu konuda ablamla çok sorun yaşadık. Ya ben gerçekten yoruldum bundan. Ya psikolojim bozuldu yemin ederim ya. Şöyle yapsak senle ya aramızda bu konuyu, bu Ahmet konusunu bir kapatsak olur mu acaba? Ama siz Zeynep Ahmet olmadığıma inandı demiştiniz yani öyle söylemiştiniz. Evet evet inandı hatta özür diledi benden. Ama ne bileyim bilmiyorum ki. Ya onun da sağ solu belli olmuyor ki. Ya ne oluyor bazen biliyor musun? Böyle şirkete bana kötü kötü bakarak yakınıyorum. Ya diyorum herhalde ya böyle işte şirkette gelinim çıkmasın diye bana inanmış numarası yapıyor diyorum herhalde. Anladım. İyi, sevindim buna. Ya biz ne yapalım biliyor musun? Güzel kız. Böyle en baştan, sıfırdan tanışalım. Olur mu? Güzel kız. Kartal ben. Cemre ben de. Ha şöyle ya. Şöyle. Yüzüm gülsün. Biliyor musun sana gülmek çok yakışıyor. Böyle gözlerin badem badem oluyor resmen. Şuna bak ya güzellik çiçek açtı resmen. Annen inşallah evdedir. Çünkü bu mutlu haberi hemen herkese vermek istiyorum. Bilmem, evdedir herhalde. Bakalım duyunca ne diyecek? Bence çok mutlu olacak. Çünkü annem benim hayatımdaki en büyük destekçim oldu her zaman. Ne güzel. Çok şanslısın. Çok şanslıyım. Geldik mi? Burası mıydı? Evet, bu sokak. Hangi ev? Şurada bahçe kapısı olan ev var ya orası. Hadi ya. Bu iş olmadı şimdi. Neden hızlandık?